Normal adet döngüsünün dışında gördüğümüz kanamalara biz anormal kanamalar deriz. Bunlardan en sık görüleni de ortalama 2 adetin ortasına denk düşen süreçte görülen, birkaç gün süren kanamalardır ki bunları da ara kanamalar olarak tarif ederiz. Ara kanamalar fizyolojik sebeplerle, yani iyi huylu olabilecek, altında hiçbir organik neden olmayacak sebeplerle ortaya çıkabilirken bazen de kötü durumların habercisi olabilir. Aslında bunu anlamak için önce normal anatomiyle beraber hangi aşamada neyi görebileceğimizi bilmek gerek. Baktığımız zaman bu kadın anatomisini maketleşmiş halinde. Bu bizim rahim diye tabir ettiğimiz uterus. Bunlar tüplerimiz, bunlar yumurtalıklarımız. Şu kesim vajen denilen yer, hemen ucundaki kısım ise rahim ağzı diye tabir ettiğimiz bölge. Aşağıdan yukarıya doğru anlatmaya başlarsak anormal kanamaları ne zaman görebiliriz? Birincisi, vajen dediğimiz bölgede özellikle şiddetli enfeksiyonlarda ya da vajendeki bazı yaralarda, vajendeki bazı polip dediğimiz oluşumlarda ara kanama olabilir. Biraz daha yukarıya çıktığımız zaman ise rahim ağzı dediğimiz alan mevcuttur. Ki rahim ağzını şuradan biliriz. Simir ile rahim ağzı kanser taraması yaparken simir hücrelerini aldığımız yer aslında burasıdır. Bu bölgede çeşitli yaralar olabileceği gibi bu bölgeden aşağıya doğru sarkmış et parçaları, ki bunun adı servikal poliptir, ya da bu bölgenin şiddetli enfeksiyonları da ara kanamalar yapabilir. Yine biraz daha yukarıya doğru çıktığımız zaman rahmin içine varırız. Burayı şöyle anlayabiliriz. Bebek yatağı denilen yer ya da her ay adetle beraber attığımız doku aslında buranın içindeki şu mor dokudur. Rahmin içindeki bir takım şiddetli enfeksiyonlar, rahmin içerisinde oluşan bir takım polip dediğimiz rahim içi et parçaları, rahmin kas tabakasında oluşan yumrular, iyi huylu rahim tümörü olarak bilinen miyomlar ya da bazen kişinin korunmak amacıyla kullandığı ve rahmin içine koyulan spiral denilen maddeler ara kanamalar ve düzensiz kanamalar yapabilir. Bunlar bizim genel olarak muayene ile saptayabileceğimiz ya da hastanın anamnezinden yönlenerek tarayabileceğimiz alanlardır. Buralarda bulduğumuz problemler ara kanamaya sebebiyet verebilecek organik nedenlerdir. Diğer bir açıdan baktığımız zamansa kadınların çoğu hayatında bir kere olsun yumurtlama kanamasını deneyimlemişlerdir. 2 adetin ortalama ortasına denk gelen sürede 1-2 gün süren leke şeklinde gören kanamada çatlayan yumurtanın yarattığı etkiye bağlı olarak rahim içinin dökülmesiyle oluşur ki bu fizyolojik bir süreçtir. Aslında hastanın üretken olduğunu ve yumurtladığını gösterir. Bunu ise normal kabul ederiz. Ancak ara kanamaların patolojik mi ya da normal mi olduğunu ayırt etmek için mutlaka önemsenmesi gerekir. Her türlü kanamada hekime başvurulmalıdır ki bahsettiğim bu organik nedenlerden birisi varsa eğer tespit edilip tedaviye gidilsin ya da fizyolojik nedenle ya da hormonal düzensizlikten kaynaklanıyorsa bunun tanısı koyulsun ve gerekli tedavi yapılsın. Her hastayı bireysel fazda kanamalarının problemlerine göre değerlendirmek gerekir. 20'li 30'lu yaşlarda üreme çağları dediğimiz reproduktif çağlarda gördüğümüz kanamalar çoğunlukla hormonal ve iyi huylu sebeplerle olabilirken 40 yaşın üstündeki kanamaları ise ayrı değerlendirmekteyiz. Bu kanamalarda bizim gözle göremediğimiz hücresel düzeyde bozulmalar var mı diye rahmin bu iç dokusundan biyopsi alıp parça alınarak hücresel düzeyde de normal olduğunun gösterilmesi gerekir. Bu nedenle yaşınıza, hikayenizin özelliklerine göre hekime başvurarak size uygun tedaviyi edinebilirsiniz.